Kahraman Türk Subayı Esat Oktay Yıldıran hakkında 2017'de Haşim Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği PKK terör örgütü destekli 14 Temmuz adında bir kötü propaganda filmi yapıldı. Bu filmde terörist ifadelerine başvurularak 1980 darbe dönemindeki Diyarbakır askeri cezaevindeki işkenceler anlatılıyordu. Tabi yersen. Eğer biraz araştırırsanız bu filmde oynayan birçok oyuncunun set ekibine kadar PKK terör örgütüyle bağlantısını zaten göreceksiniz. Ama bu film Türk insanı tarafından izlendikten sonra ters etki yaptı. Ve teröristlere bir Türk subayının aşırı kötü davranışları Türk halkı tarafından oldukça sevildi. Bu da Esat Oktay Yıldıran'ı oldukça popüler ve sevilen biri haline getirdi. Filmdeki sahneler kullanılarak yapılan birçok edit şu an sosyal medyada dolaşımda. Diyarbakır cezaevinde işkenceler o denli boyuta ulaşmadı. Ama eğer gerçekliği olsaydı bence o işkenceler azdır. Teröristlere daha fazlasının yapılması lazımdı. Maalesef kahraman Türk subayı Esat Oktay Yıldıran 22 Ekim 1988'de otobüste haince arkasından vurularak şehit edilmiştir. Kök Tengri ruhuna kut versin. Daha fazla tarih ve bilgi için beni takip edin.